Vakıf Katılım rahmet ailesini sunar. Kıymetli izleyenler, Rahmet Ailesi isimli programda sizlerle birlikteyiz. Araştırmacı, senarist, kıymetli Ahmet Turgut beyefendiyle, kıymetli abimle birlikte gerçekleştirmeye çalıştığımız bir program. Onun bilgi birikimiyle araştırmaların neticesinde sizlere sunmaya gayret ettiğimiz bir program Naçizane. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli abim, ümit ediyorum ki iyisinizdir, sağlığınız, sağlığınız. Allah iyilik versin. Kıymetli Ahmet Turgut, kıymetli abim, Rahmet Ailesi programımızın bu bölümünde aslında birçok bölümü de ayırmamız gerektiği gibi Hazreti Fatıma validemizi yad etmeye gayret edeceğiz. Bu yayında onun için zikredilen Kevser ünvanı var. Eyvallah. Kevser ünvanı. Bu ünvanın etrafında biraz konuşmamızı gerçekleştirelim istiyoruz. Kevser ne demektir? Hazreti Fatıma-tü Zehra ile olan ilgisini nasıl anlamamız gerekiyor? Kevser diye bizim bildiğimiz ilk aklımıza gelen İnna Atanakel Kevser diye başlayan Sure. Evet. Eyvallah. Kevser kelime olarak sözcük itibariyle çokluğu ve bolluğu anlatıyor. Çokluk ve bolluk. Eyvallah. Evet. Türkçemizde kullandığımız bir küsurat kelimesi vardır ya. Küsurat da zaten Kevser'le aynı kökten gelir. Çokluktan anlam açar. Tabi hasreten biz Kevser deyince o Kur'an'ın en kısa suresi Kevser suresini hatırlıyoruz. Orada da bazı böyle çarpıcı kavramlar var. İlk olarak karşılaştığımız Kevser kavramıdır. Son olarak karşılaştığımız da Ebter kavramı. Ebter, suyu izi, keşik manasına geliyor. Nübüvvetin 5. yılında nazil olmuştu bu sure. Müşrikler Efendimiz'e ısrarla Ebter diyorlardı. Senin soyun, izin, keşik, arkandan bu davanı devam ettirebilecek bir oğlun yok diyorlardı. Heh, neden diyorlardı? Oğulları çünkü vefat ediyor. Eyvallah. Hazreti Kasım ve Hazreti Abdullah henüz süt emer bir bebeyken vefat ettiklerinden o erkek egemen toplum kendi ilkeleri, kendi hassasiyetleri etrafında güya Efendimiz'e hakaret ediyorlar ve bunu da ısrarla hani risaletin, bu nübüvvetin, dini mübinin yarınları yok manasında. Senin izin, soyun, davan, her şeyin kesilecek diyorlardı. Böylesi bir ortamda Kevser suresi nazil oldu. Efendimiz'e ebter olmayacağı müjdelendi. Çünkü ona Kevser verilmişti. O Kevser'e mukabil olarak da Peygamber Efendimiz'den kurban isteniyordu. Onu da o fesallili Rabbike venhar kısmında. Venhar o boğazlanan kurbanı anlatan bir kavram. Efendimiz'e Kevser verilmişti. Bunu biraz açabilir miyiz? Eyvallah. Efendimiz'e verilen Kevser, tefsir kitapları böyle detaylandırır. Ümmetinin çokluğuyla ilgilidir. Kıyamete değin davasının, dini mübinin devam etmesiyle ilgilidir. Hasreten ebterliğin panzehiri, çözümü, reçetesi olduğu için Peygamber Efendimiz'in devam eden suyu, nesli anlatır. Biz hani bu açıdan Ali Muhammed ifadesini Ali Kevser olarak da zikredebiliyoruz. Peygamber Efendimiz yine bir detay olarak insanların algılayabilmesi, ümmeti Muhammed'in üzerine fikretmesi için altını çizmişti. Tüm nebilerin soyu oğullarından devam eder. Lakin benimki kızım Fatıma'dan devam edecektir demişti. Hicretten sonra biz Hazreti Fatıma'nın evlendiğini görüyoruz. Hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15. günü nübüvvet evi ilk defa bir hani bebek çığlığıyla karşılaşacak. Hasan Efendimiz dünyaya gelmiş. Ondan 11 ay sonra yine Hüseyin Efendimiz'in doğumuyla beraber o sevinç, o coşku tekrarlanır. Efendimiz ısrarla her iki torununu oğullarım diyerek zikreder. Pek çok hadis-i şerifte ya tek tek Hasan, Hüseyin Efendilerim için oğlumdur der yahut ikisini bir arada alarak sıklıkla oğullarım diyerek zikrediyor. Peygamber Efendimiz'in hani bu zikredişine Kur'an-ı Kerim'de işareten bir tescil getirmiş Ali İmran 61. ayette ve biz sonraki nesillerde gördük ki Efendimiz'in hani oğulları bahsi Hasan Hüseyin Efendilerimiz doğrudan anlatır. Nesiller, soy, Muhammedi hikmet,
o nebevi hidayet her iki kardeş üzerinden nesil nesil ümmeti Muhammed'le buluşacak. O Kevser suresinin kendi iç mesajı olarak zikretmiştik. Efendimiz ebder olmayacak. Zira ona Kevser verildi ve karşılığında kurban isteniyor. O kurban bahsi de hep Hasani, Hüseyini nesiller üzerinden tekrar ve tekrar hani karşılaşacağız. Kerbela'da hasreten Hüseynilerin şehadetini göreceğiz ve üç evladı Hasan'ın. Devam eden yıllarda Muhammed, Hazreti Hasan'ın torunlarından Muhammed'in başına gelenler vardır. Aynı şekilde onlar da Venhar bahsinde bizi bir ibrete davet ettiler. Onları gördük ve biz yine Kevser kelimesini, bahşini artık Hazreti Fatıma ile bir arada zikretmeye başladık. Efendimiz ebter olmuyor çünkü ona Hazreti Fatıma-tü Zehra verildi. Onunla neslileri devam edecek. Kevser Hazreti Fatıma ile eşleşmeye başladı zihin dünyamızda, gönül dünyamızda. Bunun en basit bir tezahürü diyelim. Biz Anadolu'muzda hani Kevser kelimesini evlatlarımıza vereceğimiz zaman hep kızlarımıza verdik. Oğullarımıza Kevser ismini vermeyi düşünmedik. Şöyle mi? Madem ki bir manasında bolluktur, erkek çocuğuna da verilebilecek bir isim olabilecekken, kesinlikle, Hazreti Fatma'dan sebep biz Anadolu'muzda kızlarımıza Kevser ismini verdik. Yine Hazreti Fatma'ya olan muhabbetimizden dolayı. Kesinlikle. O aradaki hukuku da gözeterek bilinç dünyamız, gönül dünyamız Kevser lafzını kızlarımıza isim olarak uygun buldu. Biz yine Hazreti Fatıma özelinde hani Kevser ünvanına atıfla şunu da görüyoruz ki o Ümmül Haseneyn'dir. Ümmül Haseneyn. Ümmül Haseneyn. Bu ünvan ne demek? Eyvallah. Hani Haseneyn iki güzellik manasına gelir. Ümmül Haseneyn iki güzelliğin annesi demektir. Güzelliklerin ilki ismini zikretmiştik Hazreti Hasan Efendimiz. Güzelliklerin ikincisi Hüseyin Efendimiz. Zaten kelime olarak, sözlük olarak Hasan da Hüseyin de güzellik manasına geliyor. O kıyamete kadar devam edecek nebevi hikmetin, güzelliğin iki kaynağı olarak belirdiler. Yine biz hani bir ünvan olarak Hazreti Fatıma'da Kevser bahislerine atıfla Hazreti Fatıma'nın Ümmül Eyyime olarak anıldığını görüyoruz. Yani imamların annesidir. İmam Hasan, İmam Hüseyin nezdinde hani nesil nesil devam edecek hidayetle ilgili. Bu noktada hani İmam Zeynel Abidin yahut İmam Cafer-i Sadık da evladı Zehra'dır. Abdülkadir Geylani yahut Es-Seyyid Ahmet el-Rüfai evladı Zehra'dır. Onlar hani Kevser bahislerinin tezahürleri olarak ümmeti Muhammed'de asır asır nesil nesil buluştular. Yine biz Kevser bahşi ile yakından alakalı bir tabir olarak Ali Aba'yı görüyoruz. Aba hırka manasına gelir. Hırka ehlini anlatır. Bu bahis de Tatir ayetinden hani ilhamla üretilmiş. İlgili ayet Tatir ayetinde sonunda şöylesi bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Ey ehli beyt, şüphesiz ki Allah sizi arındırıp tertemiz kılmak diler. Hani bir topluluk var. İlahi murat onların tertemiz olması ile ilgili. Allah bir şeyi murad etmişse o gerçekleşir. Rabbimizin emrettiği bir şey bazen emre muhatap olanların nankörlüğü ya da itaatsizliğiyle gerçekleşmeyebiliyor. Allah hani yalan söylemeyin diyor ama birileri bu emri yerine getirmeyebilir. Lakin Allah bir şeyi murad ettiyse o artık kesindir ve ehli beytin temizliği bir murad olarak bu ayette zikredilir. Ariflerimiz de sıklıkla buraya detay düşmüşler. Hani su temizdir, temizler. Ehli beyt de temizdir, temizler. Yeter ki siz ona hani tabi olmaya çalışın. Onların hikmetiyle hikmetlenip ahlakıyla ahlaklanmaya çalışın. Bu bahsin açılımını biz Ümmü Seleme validemizin naklinden öğreneceğiz. Ümmü Seleme Peygamber Efendimiz'in eşlerindendir. Hazreti Ümmü Seleme der ki Tatir ayeti nazil olduğunda Resulullah bana Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i çağırın demişti. O dördü de gelince kendi hırkasını hepsinin üzerine aldı. Beşi birlikte hırkanın altındayken bu ayeti yeniden okudu der.
Ve biz anlarız ki Ehl-i Beyt denince çekirdek halka Resulullah, Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Aynı şahsiyetleri Muhyiddin İbn Arabi nasıl tarif ediyor? Yani o abanın altında. Hazreti Fatıma ve babası vardı. Resulullah. Hazreti Fatıma ve kocası vardı. Hazreti Ali. Hazreti Fatıma ve büyük oğlu vardı. Dört kez Hazreti Fatıma'yı zikreder ve diğer şahsiyetleri Hazreti Fatıma'ya olan münasebetleriyle birlikte anar. Zira merkezde Hazreti Fatıma var. O Ümmü Ebiha'dır, babasının annesidir. İlle de Muhammedi gönüllerin annesidir. Biz aynı bahis, aynı gerekçeyle Hazreti Fatıma için Ehl-i Beyt'in annesi de diyoruz. Bir ifade kullandınız Ahmet abi. Muhammedi gönüllerin annesi. Hazreti Fatıma validemizle ilgili kullanırız. Burayı açabilir miyiz? Muhammedi gönüllerin annesi ne demek? Eyvallah. Hani biz Kur'an-ı Kerim'de bir ifade görürüz. Çoğul haldedir. Ümmühatul müminin der. Onun tekil hali Ümmül müminin, ümmetin annesi. Kimdir onlar? Peygamber Efendimiz'in saadetli zevceleri. Hazreti Hatice ile başlar. Fevde validemizle devam eder. Hazreti Ayşe'yi, Hafsa validemizi, en son Maria annemizi biliriz. Onların her biri ümmetin annesidir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyebilen herkesin annesidir onlar. Hazreti Fatıma hasaten Muhammedi gönüllerin annesidir. Yani Peygamber Efendimizin risaletine tabi ve bunu takvasıyla, hikmetiyle, salih amelleriyle, edebiyle, sevgisiyle buluşturabilen, meşrep olarak Efendimizin meşrebine dahil olmak isteyenlerin annesidir. Bundan dolayı Ali Muhammed'in annesidir Hazreti Fatıma. Tekrar ediyoruz, diğer annelerimiz ümmeti Muhammed'in annesidir. Genele hitap eder. Hazreti Fatıma hasreten Ali Muhammed'in annesidir. Muhammedi gönüllerin annesi. Bu bahsin gönüllerle birlikte zikredilmesini yine biz yani Resulullah'tan göreceğiz. Hazreti Fatıma'yı Resulullah kalbimin meyvesidir demişti. Fatıma benim kalbimin meyvesidir. Benden bir parçadır. O parça bütünün işaretidir. Yani bütün ya da külli olan cüzden tanınır. Hürmetini külli olanın tamamına işaret eder. Hani bir misal olarak hani düşünebiliriz. Sakalı şerifler vardır. Anadolu'muzda yaygındır. Böyle Ramazan aylarında bazen görücüye çıkar. Biz bir sakalı şerif gördüğümüz zaman hani milletçe içimiz titrer. Bir huşu, Efendimizin huzurundaymışız. Heyecanlanırız. Hani o görmüş olduğumuz sakal gerçekten Efendimiz'e ait midir, değil midir? Bunu da sorgulamayız. Çünkü o Efendimiz'i bize hatırlattı. Resulullah'ı bize hatırlattı. Bu bizim için yeterli. Onun karşısında hani bir huşuya bürünüyoruz. Şimdi bir de hani Hazreti Fatıma'yı düşünelim. Babacığından bir parça ve onu hikmetiyle, sevgisiyle, edebiyle, her şeyiyle karşılayabilen Efendimiz'den bir parça, doğrudan hani gönlün meyvesi. Böylesi bir temsiliyet, hani evladı Resulü, evladı Zehra olarak hani algılamamıza da vesile oldu. Bizler hani sakalı şerife gösterdiğimiz hürmetin çok daha fazlasını o evladı Zehra'ya hani göstermek durumundayız. Hani seyitler deriz ya. Tabii o şahsiyetin de hani şuur ve ahlak olarak parçası olduğu bütünü tamamen karşılaması lazım. Bize bunu gösterebiliyor olması lazım. O karşılıklı bir hukuk. Yine biz hani Nebi ciğerparesi Hazreti Fatıma'yı hani babasının annesi olarak sıklıkla yad ettik. Muhammedi kalbin meyvesidir dedik. Bu bahis Hazreti Fatıma'yı hani misle ebiha, babasının aynısı, babası gibi algısına da bizleri götürüyor. Resulullah orayı hasreten hissedebilmemiz için Fatıma'yı üzen beni üzmüştür demişti. Yani Fatıma'nın sevinç vesilesi olabilecek bir iş,
bir şahsiyet Efendimizin de hani sevincine vesiledir ve onun rızası Efendimizin rızasıdır. O misli Ebiha, Ümmi Ebiha, nübüvvetin kokusu, Kevser, pek çok vesilelerle zikretmiş olduğumuz tüm o kavramların Resulullah'la iç içeliğini bize tekrar ve tekrar vurgulama. Böylesi müjdelere nail olmuş bir Hazreti Fatıma validemiz. Bu şerefe nail olmuş. Hazreti Fatıma validemiz sadece müjdelere mi muhatap oldu? Mesela biraz daha baba kız ilişkisinde, Efendimiz ve Hazreti Fatıma ilişkisinde bir babanın evladına nasihatleri, ikazları da muhtemelen ki Efendimizin hayatında bunlar da vardır. Hazreti Fatıma ile olan baba kız ilişkisinde bu ikazlarla ilgili var mıdır bir bilgimiz? Eyvallah. Aslında ikiye ayırabiliriz. Hani bir ilahi ikaz, bir mükellefiyetten açarak nebevi ikaza da yürüyebiliriz. Kevser suresinden hep bahsetmiştik. Orada kurban atfı var demiştik. Kurbanlar Kevser'le ilgilidir. Hazreti Fatıma babacığının devam edecek, nesiller boyu devam edecek hikmet ve hidayeti için pek çok kurban vermesi gerektiğini farkındadır. Muazzam bir ilahi ikaz vardır. Fesallile Rabbike venharda. Bunu hasreten hadis-i şeriflerde hani detaylı olarak görürüz. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya oğullarının mukadderatı ile ilgili Cebrail'den gelen bilgiyi de paylaşmıştı. Yani Efendimiz Hazreti Fatıma'ya Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in kaderi ile ilgili Cebrail Aleyhisselam'dan gelen bilgi Hazreti Fatıma ile mi paylaşmıştı? Paylaştı. Demişti ki bu oğlum, yani Hasan Efendimiz der ki bu oğlum zehirlenecek. Yani ciğerleri parça parça edilecek. İç organları öksürdükçe ağzından dökülecek. Muazzam bir şahadet. Onu inşallah ilgili bölümlerde Hasan Efendimiz'i yad edeceğiz. Hüseyin Efendimiz'i de tarih şahit 67 ok kılıç ve mızrak yarasıyla şehit edildi. Resulullah Hazreti Hüseyin Efendimiz'i bekleyen mukadderle de ilgili olarak Hazreti Fatıma'yı bilgilendirmişti. Hazreti Fatıma o Kevser olma nimetini yanı sıra bir kurbanlar hani sorumluluğu istediğini biliyordu. Ayet ve hadisler çerçevesinde. Hani daha doğrudan bir nebevi ikaz eğer arıyorsak tarih bize bunun da örneğini verecek. O pek çoğumuzun da aslında zihnindedir en meşhur ikaz. Resulullah buyurmuştu ki ey Fatıma sakın babam peygamber diye kendine güvenme. Yarın hesap günü seni ben kurtaramam. Bu bahis meşhur bir ikazdır. Tabi bu ikazı okuyan, dinleyen ilk etapta şunu soruyor. Acaba Hazreti Fatıma bir şey yapıp babacığını mı üzdü? Yanlış bir şeyler yaptı. Bir ya kusuru söyledi. Vardı, söyledi. Bundan dolayı mı Efendimiz böylesi ağır bir ikazla Hazreti Fatıma'yı ikaz etti, uyardı. Hani seni ben kurtaramam, babanın peygamber olmasına güvenme. Buradaki hikmeti anlayabilmek için hani basit bir sorgulama. Efendimiz bu sözü, bu ağır ikazı ne zaman dillendirdi? Yahut Hazreti Fatıma kaç yaşındaydı? Hazreti Fatıma bu ikazı duyduğunda kaç yaşındaydı? Biz yetişkin bir şahsiyetin böylesi bir uyarıya muhatap olacağını genellikle bilinçaltımızda onu hissediyoruz. Lakin Efendimiz Hazreti Fatıma'ya bunu söylediğinde ciğerparesi henüz 8 yaşındaydı. Ergenliğe bile ulaşmamış. Yani o ağır ikazın aslında hikmetini anlayabilmek için bu hadis-i şerifin vakanın devamını da bilmemiz lazım. Sıklıkla hatırlarımızda yer edinmez. Peygamber Efendimiz aynı sözün, aynı vakanın devamında amcası Hazreti Abbas'a ve halası Hazreti Safiye'ye döner. Onlar 60'lı yaşlarında olgun yetişkin insanlar. Der ki ey amca, ey hala, yeğenimiz nebidir diye kendinize güvenmeyin. Yarın hesap günü sizi ben kurtaramam. Hakkın rızasını aramalarını istemişti.
kendilerini, nefislerini kurtarabilmeleri için. Ama söze Hazreti Fatıma ile girdi. 8 yaşındaki ciğerpareşi ile girdi. Yani en kıymetlisi ile girdi. Doğrudan kendinden örnek vermiş oldu. Hani beni ben bile kurtaramam, ben nebiyken kurtulamam diyemez Resulullah. Sözün o en zirve örneğini anlatabilmek için Hazreti Fatıma üzerinden düşünmemizi istedi. Bu hepimiz için ağır bir ikazdır. O nebi ciğerparesi, misli Ebiha, babasının aynısı olan Fatıma, bu ilişkiden dolayı Ruz-i Mahşer'de kurtulma, kurtuluş garantisi yoksa ey ümmeti Muhammed, hani ey konuşan, ey dinleyen, sen neyine güvenip yarına dair kendinde bir güvence hissediyorsun? Yani namazına, niyazına güvenme. Filanca hayrına güvenme. Israrla Rabbinin rızasını ara. Çünkü bu konuda kriter doğrudan Hazreti Fatıma. Ümmeti Muhammed'in buradan bir ibret almasını istemişti. Hazreti Fatıma'ya gelince anlıyoruz ki ömrü boyunca bu nebevi ikazı kulağına küpe edindi, zihnine kazıdı, gönlüne nakşetti. Hayatını rızayı ilahiyi kazanmaya adadı. Henüz daha hani 11-12-13 yaşlarındadır. Boykot yılları, nübüvvetin 7. yılından 10. yılına kadar 3 yıl boyunca devam edecek. Böylesi bir süreçte Hazreti Fatıma babacığıyla birlikte. O boykottan ne anlamamız gerekiyor? O dönem ne oluyor? Evet. Boykot dediğimiz. Müşrikler aralarında anlaştılar. Dediler ki bizler Haşimi olan Müslümanlara, hani tüm Müslümanlar, tüm müminler değil, Haşimi aileden gelen, yani Ebu Talip bin mahallesinde Hazreti Hatice, Resulullah, Hazreti Abbas, yani o Ebu Talip oğulları diyoruz ya, onlarla her türlü ticaret, alışveriş kesilecek dediler. Kimse onlara bir şey vermeyecek, kimse onlardan bir şey almayacak. Ticaret yapmayacak, hani kız almayacak, kız vermeyecek. Selamı kesecek, sabahı kesecek. O Haşimi Müslümanlar Ebu Talip'in evinin etrafında toplanmışlardı. Bu yüzden Şibi Ebu Talip denir. Hani dışarıdan böyle çalı çırpıyla da kapatmışlar. İçeriye giriş çıkış yok. Su yok, ekmek yok. Yani Efendimiz, müminler deri parçalarını güneşte böyle ısıtıp kurutup çocuklarına yedirecek noktaya gelmişler. 3 yıl devam eden bir çiledir. Bu 3 yıllık çilenin içerisinde Efendimizin ciğerpareleri, başta Hazreti Fatıma, diğer kızı Ümmü Gülsüm, hani bir dem bile ah etmediler. Yaşları? Yaşlar 10 ile 14 arasında o 3 yıllık süreçte. İki genç kız, küçük daha, hani çocuk. Ergenliğe henüz girdi giriyor. Birden bile ah etmezler. Rıza-i ilahi merkezdedir. Hani babacığımız Resulullah bize bakarak hak olan davasından geri adım atmasın. İlahi rızayı merkeze alsın diye. Böylesi bir hani ortam, evladı Resul olarak hani babana güvenme, seni ben kurtaramam ifadesi, Mekke döneminde evladı Resul olmanın bir havası atılamaz, eyvallah. Ama hani Medine döneminde Efendimiz artık bir devlet başkanıdır. Hani Hazreti Fatıma belki de şımarabilirdi. Hani ben reisin, devlet başkanının hani evladıyım, kızıyım. Hayır, yine merkezde hakkın rızası var. Meşru olan haklarından bile fedakarlık etmiş. Hani herhangi bir Müslümanın yapabileceği şeyi bile kendisi takva ve azimet adına hani reddedecek. Bununla ilgili hani pek çok tarihi örnek var. Onlar müstakil bir program olabilecek hani nitelikte ve yoğunlukta. Ama hani mevzunun anlaşılması için basit bir örnek olarak şunu zikredebiliriz. Hani mümin kadınlara cihat doğrudan farz değil. Gerektiğinde erkeklere farz. Ama Hazreti Fatıma'nın cihat meydanlarında dahi Resulullah'ı yalnız bırakmadığını görüyoruz. Hani Uhud Savaşı. Efendimiz Uhud'a 700 civarında ashabıyla birlikte, mücahitlerle birlikte gelmişti. 15 tane de hanım sahabe vardır Uhud'da.
O 15 hanım sahabeyle birlikteydi Hazreti Fatıma. Bu esnada 18 yaşlarında. Savaşın o kızgın bir anı. Bir şaya yayılmış. Birileri diyor ki Muhammed öldü. Hazreti Fatıma'nın dünyasının yıkıldığı bir an. Babacığının vefat ettiğine dair bir şaya dolaşıyor. O 5-10 yaşlarındayken yıllar evvel ya ebeti ya ebeti diyerek o işkembelerin altında kaldığında babacığını kurtarmaya çalışan Fatıma. Şimdi 18 yaşında hani bir aslan olarak cihat meydanının içerisine dalmış. Babacığını arıyor. Bir an Hazreti Ali ile karşılaşır. Evlidir, evliliklerinin 5. 6. ayı. Kocasına doğrudan Resulullah'ı sorar. Babacığım nerede? O kargaşa esnasında babacığını görür ilk kez. Peygamber Efendimiz'in yüzü tamamen kanlar içerisinde. El ceyiziyle babasının yüzünü silmeye çalışır. Bir şeyler temizler ama hala bir kanama var. O kanı durduramaz. Hemen bir hasır yakar. O hasırın külleriyle babacığının hani yaralarını durdurmaya çalışır kanlarını. Savaştan sonra bir ay boyunca da sürekli her gün Efendimizin pansumanını bizzat yapar. Ve bu esnada Efendimizin pek çok eşi var. Ümmül Müminin annelerimiz. Ama Hazreti Fatıma evin içinde ya da evin dışında hiçbir hususta hani bu beni ilgilendirmez, benim bahşim değil demedi. Ben Nebi'nin kızıyım demedi. Ben devlet başkanının kızıyım. Hani ben şöylesi şöylesi makamların sahibiyim, sahibesiyim demedi. Hizmetin, emeğin, külfetin gerektiği her yere koşturdu. Çünkü o 8 yaşındayken işitmişti. Biz Hazreti Fatıma'nın Raziye ve Marziye olarak anıldığını biliyoruz ki ayette geçen ifadeler bunlar. Yani Hakk'a Rabbine razı olan, Rabbinin de razı olduğu manasına gelir. Ve yine hani hayat, tarih bize bir detay gösterdi. O Raziye ve Marziye olan güzelliğin eşi Hazreti Ali Mürteza'ydı. O da hani razı olunmuş denen kişiydi. Ve Resulullah doğrudan Fatıma'nın rızası benim rızamdır diye bütünleştirmişti. Hakk'ın rızasıyla bir olmuştu. Rabbim inşallah her dem Hakk'ın rızasını gözeten, nebevi rızayı gözeten, onların sevdiklerinin rızasını gözetenlerden eylesin bizi. Amin. O rahmetin içerisinde, o büyük aileye, geniş aileye, Kevser ailesine dahil olanlardan eylesin. İnşallah Kevser'iyle bizleri ziynetlendirsin diyelim. Böylesi zikredişler, anışlar da vesilesi olsun. Amin. İzleyen, duyan, hisseden herkes adına isterim ki aslında bir programda da Rahmet Ailesi programında bir aile olarak da Hazreti Ali ve Hazreti Fatma onların ailesinden de konuşalım, istifade etmeye çalışalım diye çok isterim aslında. Böyle bir gönlüme doğan bir şeydir. O da olursa, başka bir programda. Rahmet Ailesi isimli programda yazar, senarist, kıymetli Ahmet Turgut Beyefendi ile gerçekleştirmeye çalıştığımız, benim naçizane sorular yönlendirmeye çalıştım ve büyük bir keyifle dinlediğim, sizlerin de öyle dinlediğinize inandığım bir programı daha geride bıraktık. Çok teşekkür ederim. Ben tekrar kıymetli Ahmet Turgut. Bir sonraki Rahmet Ailesi programında tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Katılım Rahmet Ailesi'ni sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.